Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfinin üzerinden tam bir yıl geçti. Tarih 21 Ağustos 2020. Saatler 15'i gösterdiğinde Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçiyor, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi müjdesini veriyordu. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın arama tarama faaliyetlerini yürütmek üzere 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndan uğurladığı Fatih sondaj gemisi Türkiye'yi gururlandırmıştı. Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamdolsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamdolsun. Bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıydı. Ve operasyon tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilmişti. Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya gaz sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Türkiye, milli enerji hamlelerinin bir bölümünü kapsayan Karadeniz açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına ara vermeden devam etti. 17 Ekim 2020'de Tuna 1 lokasyonunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi daha bulundu. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Son olarak Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gazın bulunmasıyla toplam gaz miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya sahası gaz yakma töreni gerçekleştirilmişti. Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar. Ancak hiçbirine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzla geri adım atmadık. Testi başarıyla geçen gazın 2023 yılında kullanıma alınması planlanıyor. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Enerjide dışa bağımlılığını bitirmek isteyen Türkiye, son 10 yıl içinde bu alanda birçok önemli adım attı. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde yoğunlaşan milli enerji politikaları bugünlerin yolunu açtı.